Levent Bahçıvan bahçıvanlık yapıyor ve tabii ki çim biçiyor. Çim biçme makinesinde kullandığı benzinin miktarının hacminin biçtiği alana göre artışını ölçmek istiyor. Peki, Levent'in yapmak istediği işlem için kullanması gereken uygun birim aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu doğru anladığımızdan emin olmak için bir kere daha okuyalım. Levent bir ölçüm yapmak istiyor. Yapacağı ölçüm de şu. Kullandığı benzinin miktarının hacminin biçtiği alana göre artışı. Peki o zaman burada kullanılacak birim hacim bölü alanı verecek bir birim olmalı öyle değil mi? Evet kullanacağı benzinin biçeceği alana oranı. Hacim bölü alan. O halde gelin seçeneklerdeki birimlerden hangisinin buna uygun olduğunu belirleyelim. Litre kesinlikle bir hacim ölçüsü ama kilometre alan değil bir uzunluk ölçüsü. Bunun yerine kilometre kare demiş olsalardı olabilirdi ama kilometre dedikleri için bu seçeneği eledik. Sırada santimetre bölü kilometre var. Bu da uzunluk bölü uzunluk. Hiç düşünmeden eledik. Santimetre bölü kilometre kare ise uzunluk bölü alan. Ama buradaki birim hacim yerine uzunluğu ölçüyor. Yine olmadı. Son olarak litre bölü kilometre kare var ki, evet, bu seçenek doğru gibi görünüyor. Çünkü litre hacim kilometre kare de alan ölçüsü birimi. Tabi bu arada bu soruya cevap olabilecek tek birim bu değil ama bize verilen seçenekler arasında işe yarayan sadece bu var. Mesela bunun yerine metre küp bölü hektar ya da metre küp bölü kilometre kare vermiş olsalardı, bu birimlerde hacim alan oranı verecekleri için doğru olacaklardı. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Ceren'in evinin bahçesinde kar birikmeye başlamış. Fena. Ceren kar yüksekliğini zamana göre değişimle ölçmek istiyor. Bunun için aşağıdaki birimlerden hangisini kullanması uygun olur. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Kar yüksekliğinin zamana göre değişimi ya da artışını ölçmek istediği için yükseklik bölü zaman, yani uzunluk bölü zamanı gösteren bir birim arayacağız. Uzunluk bölü birim zaman. Burada zaman bölü uzunluk var. Aradığımız birimin tam tersi. Hemen not edeyim. Bu zaman bölü uzunluğu gösteren bir birim olduğu için eledik. Litre bölü dakika hacmi zamanı oranlayan bir birim ve bu da işimize yaramaz. Bunun da üzerini çizdik. Sırada dakikanın litreye yani zamanın hacme oranı var. Bizim aradığımız birim bu da değil. Son olarak metrenin, ki bu bir uzunluk ölçüsü, saati oranı. Ve işte bu, metre bölü saat. Bu bir uzunluk, bu da bir zaman ölçüsü birimi olduğu için Ceren bu birimi kullanmalı. Evet, soruya bir daha bakalım. Ceren, kar yüksekliğinin zamana göre değişimini ölçmek istiyordu, öyle değil mi? Eğer biri kar saatte 5 metre yükseliyor derse, bu kar için çok saçma bir artış olurdu, öyle değil mi? Çığ düşmüş demektir. Ama mesela saatte yarım metre diyelim. Evet, karın saatte yarım metre yükselmesi mantıklı. Her saat başı kar yüksekliği yarım metre artacak. Öte yandan başka biri kar dakikada 5 litre artıyor dese, karın hacminden bahsediyordur ve bu size karın yüksekliği hakkında bilgi vermez. Bunun için de kar yüksekliğinin zamana bağlı değişimi için bir uzunluk ölçüsü birimi yani bu seçeneği kullanmamız daha uygun.